Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. 94.9 Kainatın Tüm Seslerini Açık Radyo'dasınız. Alla Turca programı başladı. Bendeniz Ali Pınar. Canlı yayınımız saat 15.30'a kadar devam edecek. Program ortağım Ersin Antep bugün aramızda değil, tek başıma hazırlayıp sunuyorum. Efendim, bugünkü program konuklarımız piyanist Renan Cohen ve iş adamı Osman Kavala. Osman Bey trafikte takılı kaldı, birazdan bizimle birlikte olacak ama Renan Cohen'le bir sohbetimize başlayacağız. Bugün Renan Cohen'in 3. albümünü konuşacağız sizinle. İsmi Holocaust'u Anma, bu üst başlık. Albümün ismi de Uykudan Önce. Bu albüm bir toplama kampı olan Terezin'deki bestecilerin eserlerini içeriyor. 4 besteci: Zygmunt Schul, Gidon Klein, Pavel As ve Victor Ullmann. Ben gerçi Fransız telaffuzuyla okudum. Klein galiba, değil mi? Klein, doğrusu. Evet. Kısacası bu proje Bir Daha Asla demek için yapıldı. Evet, aynen. Osman Kavala'yı da çoğunuz tanıyorsunuz. Bir iş adamı olarak tanıyorsunuz gerçi. Ama aynı zamanda o bir kültür destekçisi. Anadolu Kültür'ün de başkanı. Evet. Bu projeyi destek verenlerden. Önemli bir destekçi. Kültür destekçisi. Aynı zamanda. Evet, evet, kesinlikle. Pek çok sosyal sorumluluk projesi tanıyorsunuz. Çok. Ayrıca. Evet, evet. Şimdi biraz dinleyicilerimizin gözünün önüne gelmesini istiyorum. Ben elimde tutuyorum albümü. Bu aslında bir kitap. CD ve DVD içeriyor ama kitapçık 4 dilde hazırlanmış. Evet. O kadar doyurucu bilgi var ki içinde. Son derece ayrıntılar var. Eserler hakkında var, besteci hakkında var. Holocaust hakkında var, tarihi bilgiler de var. Ve tabii ki destekçilerin de görüşleri var. Evet. Kitabın kapağını açtığımda sol tarafta DVD var. Projenin sürecini anlatan bir belgesel bu. Evet. Arka kapağının içinde de CD var. CD'si var, evet. Albümün kendisi var. Biraz şimdi dilersen, bu arada albümün fotoğraflarını Twitter ve Facebook hesaplarımızda paylaştım. Yani dinleyicilerimiz merak ediyorsa oradan bakabilirler. Albüm Kalan Müzik'ten çıktı. Evet. Yeni çıktı. Onu yeni da, çıktı. 24 Kasım'da. 24 Kasım'da. Terezi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 24 Kasım'da çıktı. Ayrıca da içindeki bir eserin de yıl dönümü. Arsefot eserinin, Pavelas'ın. O yüzden 24 Kasım'da çıktı. Peki. Dilersen müzikle başlayalım. Tabii. Osman Bey de bu arada belki... Belki de gelir gelmiş evet. olur. Efendim, ilk eser, ilk track Zygmunt Schul'a ait. 1916'da Chemnitz'te doğmuş. 1944'te de Terezinstadt'ta, yani Terezin şehrinde... Hayatını kaybetti. Kaybetmiş. Toplama kampında hatta. Toplama sadece kampında. Şehrinde değil. Evet, tabii aslında. Evet. Terezinstadt'tan birazdan bahsedeceğiz ayrıntılı olarak. Şimdi eserin ismi Mogen Ovos. Bu eser toplama kampına gitmeden evvel bestelenmiş. Tam evvel. 41 senesinde Zygmunt Schul toplama kampına hapsediliyor, alınıyor. Bu eseri de tam girmeden evvel başlamış. Orada da bitirmiş aslında. Terezin toplama kampında ve orada da seslendirilmiş koro vasıtasıyla. Tam evvel bir Şabat duası metni üzerine yazmış olduğu bir şey. İşte Yahudilikte Cuma günü kutsaldır ve Cumartesi, Cuma akşamından başlar. Buna Şabat deriz. Onun bir kutsal metni üzerine bestelediği bir eser. Teslimiyet içeriyor, Allah'ın büyüklüğünü anlatıyor. Bu yasaklamalar olduğu zaman, sanatçılara yasaklamalar getirildiği zaman bestelenmiş olduğu bir eser. Bundan detaylı birazdan bahsedeceğiz zannedersem. Tabii ki besteciden de bahsedeceğiz. Efendim, soprano, bariton solo, koro ve org için Mogen Ovos'u dinliyoruz. Soprano solo'da bu arada Renan Cohen var. Bariton solo'da da Muratcan Atam. Koro Nazım Hikmet Akademi Korosu, şefi de Erdem Nusret Karakaş. Dinliyoruz efendim. 2,5 dakika sonra birlikteyiz. Oh,
Evet, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Alla Turka programı devam ediyor. Ben Ali Pınar, konuklarım Renan Cohen ve Osman Kavala ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osman Bey trafik durumunu atlattı. Şu anda stüdyomuzda, size de diyelim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz geciktim dedim mesela. Estağfurullah. Şimdi Mogen Ovos'u dinledik. Zygmunt Schull'a aitti. Soprano, bariton, solo, koro ve org için. Renan Cohen soprano solodaydı, bariton soloda Muratcan Atam, Nazım Hikmet Akademi Korosu ve Şef Erden Nusret Karakaş seslendirdiler. Ork'ta da bu arada Nail'e Ilgaz vardı. Evet. Müzikal olarak açılışımızı yaptık. Sizden Osman Bey'den rica edeceğim, biraz İkinci Dünya Savaşı ikliminden bahsedelim. Özellikle Almanya ve çevresinden. Biraz da bize bu Holokost ne olduğunu anlatırsanız çok sevineceğiz. Yani bir iki dakikada anlatılacak gibi bir şey değil. Bir de ben de tabii çok iki üç dakikada anlatacak kadar uzman değilim. Ama dilim döndüğüce bildiğim kadarıyla bir şeyler söylemek isterim. Aslında bunun önce şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de anlatılması ve anlaşılması önemli. Niye önemli? İşte malum Orta Doğu'da siyasi sorunlar var. İsrail'de çok ciddi bir Filistin meselesi var. Büyük haksızlıklar yapılıyor. Büyük hak ihlalleri söz konusu. Bütün bunlar insanların geçmişe bakışını etkiliyor ve şekillendiriyor. Malum işte İsrail'le ilgili hükümetten bir demeç geldiği zaman ister istemez bu soykırıma ya da Yahudilerin durumuna da bağlanıyor. Orta Doğu'da Arap ülkeler içerisinde soykırımın önemli bir şey olmadığını, abartıldığını savunanlar var. Hatta şeyler de var, yani iyi olmuş diyenler de var. O yüzden gerçekten o dönemin tarihselliği içerisinde olanın gençlere anlatılması son derece önemli. Bu da sadece tabii metinle olmuyor. Yani kitapla yazmakla, konferansla olmuyor. İşte bu Renan Hanım'ın yaptığı gibi. Yani işin sanatsal, kültürel yanlarıyla bu duyarlılığın verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz bu ikinci sorunuzun cevabı gibi oldu. Ben şöyle görüyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla Yahudilerin tabii Avrupa'daki serüveni zikzaklar çizmiş ama tabii sürekli bir Yahudiler üzerine baskı var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa Yahudilerin de özel bir önemi var. Zira tabii ki yoksul bir kesim de var ama orta sınıf eğitimli kesim de çok önemli ve Orta Avrupa, Doğu Avrupa'nın sanatsal ve entelektüel potansiyelinde çok büyük bir yeri var. Yahudilerin, Eskenazi Yahudileri diye tabir edilen Yahudilerin. Ve bunların önemli bir kısmı da aslında var oldukları toplumun eşit bir vatandaşı olmak istiyorlar. Yani çok da fazla Yahudi, işte biz işte Yahudi kimliğimizi öne çıkartalım meselesi değil. Yani Alman olarak yaşamak istiyor, bir Alman olarak görülmek istiyor ve bir entegrasyon, entegre olma şeysi de var, ciddi bir gayreti içerisindeler. Çünkü aslında o coğrafyada herkes Yahudilere yapılan zulümlerin hep Hitler'le başladığını zanneder ama öncesinde vatandaşlık hakları konusunda pek çok engeller var mesela. Şimdi şey derler, yani Yahudilerin Almanya'da entegrasyonu belirli bir başarı kazandıktan sonra buna karşı milliyetçi tepkiler çıkmaya başladı. Ve Hitler'in yükselmesinin nedeni de Yahudilerin Almanya'daki entegrasyonuna olan ırkçı bir takım ilkel tepkiler. Yani eskisi gibi Yahudilerin ikinci sınıf vatandaş olarak ya da farklı olarak görülmesini de ısrar etmek ya da bunu bu şekilde özlemek. Tabii yani sadece Yahudiler değil Hitler'i yükselten faktörler. Malum Birinci Dünya Savaşı, Versay Anlaşması Almanya için büyük bir kayıp teşkil ediyor. Toprak kaybı var, ekonomik kayıplar var, savaş tazminatları var.
Keynes'in çok ilginç bir kitabı vardı. Essays in Persuasion diye. Şeyi anlatmaya çalışmış Keynes. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya bu kadar ağır savaş tazminatları yüklemeyin. Yani bu barışın önünde büyük bir engel olur. Yani genç kuşakları bu kadar ağır bir yük altında bırakmak geri teper diye. Fakat pek sözünü dinletememiş. Özellikle Fransa bu konuda daha rigid davranmış. İşte bu savaşın yenilgisi, ekonomik sorunlar bir taraftan. Öbür taraftan sol hareketlerin yükselmesi, 1917 Bolşevik İhtilali, komünizme karşı ortaya çıkan orta sınıftaki tepkiler, bütün bunlarla birlikte Yahudilere karşı da, Yahudilerin eşit vatandaş olmalarına karşı da ortaya çıkan tepki. Biliyorsunuz daha Hitler iktidara gelmeden 33'te Nürnberg Kongresi'nde Yahudilerin haklarının geri alınmasına dair parti kongre kararı almışlardı. Fakat ilginç olan savaşa kadar Holokost tam olarak başlamıyor. Yani savaş başlayana kadar çeşitli müzakereler var. İşte malum Yahudilerin Almanya dışına çıkartılması söz konusu. Hatta bazı Ziyonist örgütlerle Filistin'e Yahudilerin yollanması konusu tartışılıyor. Bir miktar Yahudi Almanya'dan ayrılıyor. Yani bir kitlesel şeyler var, şiddetler var ama kitlesel ölüm başlamamış savaştan önce. Savaşla birlikte durum tabii radikal bir biçimde değişmeye başlıyor. İşte bunu ben anlamakta biraz zorluk çekiyorum aslında. Yani niye savaşla birlikte bu kadar büyük çapta bir kıyma gidildi? Çeşitli açıklamaları var. İşte Almanya'nın daha geniş bir işte yaşam alanı kendisine, hareket alanı açmaya çalışması ve bu bölgede de Almanya'nın doğusunda da çok yoğun bir Yahudi nüfus olduğu için bunları da başka bir yere göndermek söz konusu olamayacağından öldürmek dışında, imha etmek dışında bir temizleme, etnik temizlik yöntemi bulamıyorlar. Ama tabii korkunç bir olay, gayet planlı bir biçimde Yahudiler imha ediliyor. Şimdi bu özellikler gerçekten çok yani unik, çok yani daha sonraki benzer kitle imha hareketlerinde veya soykırımlarda görmediğiniz bir şey. Çünkü hiçbir siyasi itilaf olmadan, hiçbir teritoriyel toprak itilafı söz konusu değilken bir siyasi örgüt karar alıyor, toplumu da bir şekilde kendi arkasına alarak böyle devasa bir kıyımı gerçekleştiriyor. Yani insanlık tarihinin çok önemli bir şeysi bu, önemli bir deneyimi, korkunç bir deneyim. Ve bunu herkes tarafından bilinmesi lazım. Evet. Siz gelmeden önce dedik bir de asla denmesi için hep tekrarlanması gereken bir şey. İşte bir daha asla hep deniyor da bir daha asla da malum pek gerçekleşmiyor. Evet, evet, evet. Her geçtiğimiz şeyde benzer yani bunun gibi olmuyor tabii ama maalesef ölümler, kitlesel şiddet hareketleri devam ediyor. Ama antisemitizm de devam eden bir şey hala. Evet. Yani var olan bir şey. Bu olaylardan sonra dahi hala. İşte orada tabii şey var. Yani bu Ziyonizm aslında yani baktığınız zaman haklı bazı şeylerle, yani haklı bazı gerekçeleri var. Avrupa'da bunlar yaşanmış ve Yahudilerin eşit vatandaş olarak yaşayabilecekleri yaşama imkanları daralmış ya da gelecek parlak gözükmüyor. Şimdi bir taraftan daha hani rasyonel bir düşünce, yani Yahudilerin eşit vatandaş olarak yaşayabilecekleri bir
siyasi ülke gücün ortaya çıkması. Belki de. Fakat diğer taraftan da tabii işin bir dini boyutu var. Şeyler var, yani işte vaat edilmiş topraklar. Yani şimdi vaat edilmiş topraklar olduğu zaman ve buna dair güçlü bir inanç olunca bu da hani bir takım meşruiyet veya işte başka halkların hakları meselesinden çok daha önemli bir hedef haline geliyor ve baştan itibaren Ziyonist projeyle dini proje iç içe geçmeye başlıyor maalesef. Bir de şu açıdan da önemli. Aslında dışarıdan baktığımız zaman, yani Türkiye'den mesela baktığımız zaman Holokost'a hani çok uzak gözüküyoruz. Ama pek çok ülke aslında Holokost'un bir parçası olmuştur dolaylı olarak. Eski Doğu Blok ülkelerde işte Macaristan'dan efendim Romanya'ya kadar. Biz de aslında bir yerden dahil olmuşuz. Yani Karadeniz'de Şili açıklarına kadar Şturm'a gelmiş ve o dönemde 42'de yanılmıyorsam değil mi? O zaman batırılmış o gemi, içinde 700 küsür yolcusuyla birlikte. Yani aslında çok uzak gibi dursak da biz de bir köşesinden Türkiye olarak bu trajedinin bir parçası olmuşuz yani. Yani evet, aslında çok geniş bir coğrafyayı da etkiliyor. Şimdi şey var, yani malum işte bazı Türk diplomatların Yahudileri korudu, Osmanlı vatandaşı, Türkiye vatandaşı Yahudileri koruduğuna dair bazı bilgiler var ama yani daha bundan önce birkaç ay önce bir Marsilya'dan vardı. Marsilya'da bir seminerde bir atölye çalışmasında da bu gündeme gelmişti. Çok karışık bir durum. Yani anladığımız kadarıyla farklı statüde TC vatandaşları var ve statülerine göre kendilerine farklı muamele yapılıyor. Elçilikle daha yakın ilişkide olanlara belirli bir koruma sağlanıyor. Fakat yani elçilikle yakın ilişkide olmayanlara pek koruma sağlanmıyor. Yani şeye katılmış, konsantrasyon kamplarına gönderilmiş TC vatandaşları da var. Var ya da 1000 kadardı galiba, değil mi? Öyle bir rakam hatırlıyorum ben ama. Yani tam rakamları şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yani Türkiye'nin pozisyonu malum tarafsızlık. Bu tarafsızlık tabii zaman zaman da bu kıyımlara seyirci kalmak durumunu ortaya çıkartıyor. Struma tam bir felaket. Bir de varlık vergisi de var mesela. Yani o iklimden kaynaklanan bir, o da bir başka bir yani bir yaklaşım. Tabii. O iklimin cesaretiyle yapılan bir şey sanki. Tabii tek parti zamanında tabii biraz hangi döneme baktığınıza bağlı ama yani o dönemde ciddi Nazi hayranlığı var. CHP içinde daha ırkçı bir kesim var. Recep Peker mesela öne çıkan bir isimdir. Başbakan o zaman. Yani o yüzden hani onu açmak istedim. Çok uzakta kalmamıza rağmen, savaşın dışında kalmamıza rağmen biz de bir yerinde gerçekten bu trajedinin bir parçası olmuşuz. Şimdi yani, Struma hem olumlu ilgili, hem olumsuz yönde. Struma ile ilgili bir anma yapıldı. Geçen seneydi galiba. Anma yapılması iyi. Fakat anma da yani anlatılan hikayede Türk hükümetinin hiçbir sorumluluğu yok. İşte Struma'yı Rus denizaltısı batırdı. Doğru. Rus denizaltısı batırdı ama Struma öyle bir halde Karadeniz'e bırakıldı ki motorlar çalışmıyor. Yiyecek yok, içecek yok. Yani zaten o insanlar ölümlerine terk edilmiş vaziyetteler. Yani şimdi mesele bunlar yaşanmış korkunç şeyler. Bundan ders çıkarabilmek. Şimdi bundan ders çıkarabilmek için kendi sorumluluğunuzu da görmeniz lazım. Samimi bir şekilde onu idrak etmeniz lazım ve kendi özellikle genç nesillere de bunu anlatmanız lazım. Şimdi bunu yapmadığınız zaman Struma'yı Ruslar batırdı deyip işin içinden çıktığınızda istediğiniz kadar anma yapın. O anmanın kendi toplumunuza bir faydası olmuyor. Ya da önemli bir faydası olmuyor.
Peki. Bir müzik arası verelim. İsterseniz Renan Hanım, Viktor Ullmann'la başlayalım. Olur. Onun 7. piyano sonatı. Çok evet, etkileyici bir eser. Uzun. Epey de uzun. 6 bölümden oluşuyor aslında eser. Bir bölümü 5. sonattan gelme. Evet. Bu albümü adını da veren Uykudan şiir önce için bestelenmiş ve Ullmann'ın bir arkadaşı için. Terezin de hayatını Kraus kaybetmiş. Frau Elizabeth için bestelenmiş. Karl Kraus'un şiir üzerine bestelenmiş. Bir de Amez Enfant demiş çocuklarıma değil evet mi? Max, evet. Johann ve Jean. Felice. Felice. Allegro'yu dinleyelim. İlk bölüm aslında yani o kamp şartları altındaki nasıl beste yapıyorlardı, nasıl direniyorlardı. Biraz da onu konuşacağız. Tamam. O şartlar altında nasıl bir Allegro parça beslenir. Gerçi sonat formunun olmazsa olmazıdır ama. Evet ama neşeli. Yine de. Onu dinleyeceğiz efendim. Renan Cohen seslendiriyor. Viktor Ullmann'ın 7. piyano sonatını dinliyorsunuz. İlk bölüm Allegro.
94.9'dasınız. Açık Radyo'da Alla Turca programı devam ediyor. Victor Ullmann'ın 7. piyano sonatından 1. bölüm Allegro'yu dinledik. Renan Cohen seslendirdi. Uykudan önce albümünü konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta Kalan Müzik'ten çıktı. Konuklarımız Renan Cohen ve Osman Kavala. Evet, sana soracağım Renan'cığım. Bu projeyi niçin seçtin? Senin için buradaki besteciler neyi ifade ediyor? Nasıl bu işin içine girdin? Daha önemlisi, bu eserleri nasıl toplayabildin? Evet. Tabii ben küçüklüğümden beri Holokost'la ilgili bir sürü şey duyuyordum. Konferanslar olsun, bizi bilgilendirme olsun. Ve bir yerinde böyle bir kamp olduğunu, Terezin toplama kampı. Ve burada eser üretildiğini, yani sadece müzik değil, resim de, diğer sanat eserlerinin üretildiğini duyduğumda çok şaşırıp çok etkilenmiştim. Ve araştırmaya başladım. Öncelikle bestecileri öğrenmek için bir vakıf var. Terezin Vakfı, oraya yazdım kimler var diye. Onlar bana bir liste gönderdiler. Ondan sonra eserlerine baktım. Piyano ve koro eserleri de dikkatimi çekti tekstlerinden dolayı. Ondan sonra notaları araştırmaya başladım. Bu tabii seneler sürdü. Çünkü bu notalar çok zor şartlarda yazıldığı için orada. Çoğu zaman nota kağıdı olmadığı için. Ve o bildiğimiz normal çizgili kağıda yazıldığı için bazı eserler. Bu notaların tamiri ve ortaya çıkarılması çok uzun bir iş. Dolayısıyla çok ortaya çıkması. Yani liste olarak, eser olarak gözüküyor ama nota olarak... Bir kısmı dediğim gibi portede yazılmadığı için. Evet, özellikle mesela Ullmann'ın 7. sonatı artık zaten sonlara doğru yazılmış bir sonat, 43-44'te. Artık hiçbir şey, ne nota kağıdı var ne bir şey orada. Dolayısıyla da normal çizgili kağıtları yazılmış eserler çoğu. Biraz da Terezin'den bahsedelim. Bu Terezinstadt, yani Terezin bugünkü Çek Cumhuriyeti'ndeki bir şehir değil mi? Evet. Şehir işgal ediliyor Almanlar tarafından. İşgal ediliyor 1940'da. Ve şehrin bir kısmı bir kampa dönüştürülüyor. Evet. Toplama kampına. Şehrin adı veriliyor ona. Evet. Terezinstadt. Zaten savaştan önce de bu besteciler ve diğer sanatçıları bir yasaklanma konuluyor. Evet. Eser vermeleri yasak, icra etmeleri yasak, işte sergi açmaları yasak gibi. Seyahat yasağı konuluyor. Savaş başladığı zaman da Terezin işgalden sonra orada bir toplama kampı kuruluyor. Ve de bütün o sanatçılar oraya alınıyorlar. Çok değişik isimler de var. Mesela bu yani CD'de yer alan Sigmund Schul, Gidon Klein, Pavel Haas, Victor Ullmann dışında mesela Karel Ançel var. Çok bilinir. Evet. Önemli orkestra şefidir. Evet. O da mesela aynı kampta. O gerçi kurtulabilenlerden bir tanesi. Bu saydığımız dört isim de daha sonra gönderildikleri yerlerde. Biri Sigmund hariç, Schul Terezin'de, ölüyor. Klein Fürstengrube'de. Evet, oraya oluyor. Gönderiliyor. Orası da çok korkunç bir kamp. Hasla Ullmann da Auschwitz'te. Auschwitz'e gönderilerek orada öldürülüyor. Evet. Bir de şeyin de farkını vurgulayalım. Burası bir toplama kampı. Yani kitlesel ölümler başka yerlerde yapılıyor, Auschwitz gibi. Yani orada toplanıp transfer ediliyorlar. Evet. Yani aslında... orada öyle bir teşkilat yok daha doğrusu. Hı-hı. Gaz odası veya başka şeyler gibi. Ama tabii yine vurulma. Ve kötü şartlar var, zulüm var yani. Aslında yani oradan zaten canlı çıkmak da yani bir şans ama onu başarabilenler de çıkanlar ki, var, çıkanlar var, hala var. Yaşayanlar var. Çünkü yaşam koşulları çok zor. Kitapçıkta da yazıyor, bazı bilgiler var evet. Orayla ilgili. 80 kişilik yerlere işte yüzlerce kişi insanın tıkıldığı falan bir arada yaşadığı, yani böyle korkunç şeyler. Hastalıklara var. Bakılmıyor, ilaç almak yasak, birbirine ilaç vermek. Büyük yasak, işte öldürülüyor öyle bir durumda. Yani ağır çalışma şartları var aslında ilk girildiğinde. Hani sadece orası bir sanatçı toplama kampı değil. 100 günlük ağır çalışma şartları var. Ondan sonra zaten doğru düzgün yemek yok, bakım yok. Bir de yani korkunç bir olay var tabii bu kamplar içinde. Yani günlük bir hayat var. Evet. Ve İnanılmaz da böyle şeyler var. Yani propagandalar var. Mesela Kızıl Haç'ın yaptığı 1944'te. Evet, öyle bir film var. Bir film var. Hı hı. Ne kadar güzel çocuklar, kadar... çok güzel bakılıyor. İsviçre'den gelmişler. Çok güzel eğleniyorlar. İşte opera seslendiriyorlar. Bu Hans Krasan'ın Brundibar operasını. Çok şahane bir ortam var. Sosyal işte salıncaklarda sallanıyorlar. Bahçede koşturuyorlar falan, öyle bir... Ve ne yazık ki kitlesel kıyımlarda hemen o filmin ertesinde yapılıyor. Yani o film çekiliyor İsviçreliler tarafından. Geri dönüyorlar ülkelerine. Yani Kızıl Haç.
ve hemen sonrasında artık hani bu propagandanın bir yani artık şeyi kalmıyor, bir anlamı kalmıyor. Hemen sonrasında başlıyor kitlesel kıyımlar. Evet, başka türlü de bir bellek oluşturmaya çalışıyorlar tabii. Osman Bey'in çok kıymetli bir projesi var yine. Bir şey daha, şimdi Napolyon öncesi Almanya'da getolar var. Yani Yahudilerin karışması, yani topluma karışması önleniyor ve Yahudilerin fiziki olarak belirli mahallelerden çıkmamaları. İşte daha sonra zaten yani Napolyon'un yaptığı şeylerden bir tanesi o şeylerin, getoların kaldırılması. Anladığım kadarıyla yani ilk şey, ilk Nazilerin ilk yapmak istediği şey tekrar Yahudileri geto ya da geto benzeri yerlere sokmak, ayırmak. Yani onların ayrı yaşamalarını önce sağlamak, Alman şeyin toplumundan ayırmak. Kıyafetler ve simgeler dahil olmak. Kıyafetler ve simgeler dahil olmak üzere. Yani karışmayı tehdit olarak görüyor. Kendi milli ağırlığına, işte şeyine, halkın, Alman halkının potansiyelini bozan bir şey diye görüyor. O yüzden bir taraftan da işte bu geto, aslında bu getoların Yahudiler için de daha iyi olduğunu, daha iyi olacağına dair bir propaganda var. Yani çalışma kampları biraz bu şey işlevi görüyor. Polonya'da da getolar var, Yahudi getoları var. Sözünüzü çok kısa böleceğim. Yani insanlar da bu şekilde kandırılıyor. Değil mi? Bir propaganda yani, var. Yani şimdi Yahudiler tabii yani, ne yapsın? Yahudiler durum, yani var olan durumda hayat devam edecek. Yani kendilerine göre oradaki hayatı daha yaşanır, dayanılır bir hale getirmeye çalışıyorlar. Yani karşı koymaksızın bu kamplara transfer edilmeleri için kandırılıyorlar. Buraları sizin için bir cennet olacak diye. Kandırılmak olduğunu zannetmiyorum. Ama yani yapacak bir şeyleri yok. Yani sonuçta böyle bir korkunç saldırının geleceğini pek kimse de düşünmüyor. Düşünse bile nasıl direneceksiniz buna karşı? Yani otoriteyle işbirliği yapmanın daha hayırlı olacağına dair bir inanç var ki şimdi 1915'te de teşcik sırasında Ermeniler büyük ölçüde şey yapmadılar, yani katı direnme göstermediler. Hani bir şekilde nereye gidilecekse işte oraya gidelim, orada yaşamaya devam ederiz diye düşündüler ki Ermenilerin durumunda biraz daha olay, yani savaş, siyasi faktörler falan biraz daha farklıydı. Burada da Yahudi teşkilatları Alman Nazilerle işte işbirliği yapıp Yahudilerin daha kamplarda veya getolarda daha iyi şartlarda yaşamalarına gayret ediyorlar. Ama tabii bu dengeli bir ilişki değil. Yani tamamen Nazilerin, kamp yöneticilerinin artık şeyine kalmış, insafına kalmış ve çoğu da gaddarca davranıyor tabii. Bir de tabii önemli olan o şartlar altında bu bestecilerin üretmeye devam etmesi. O çok önemli. Zaten yasak bu eserleri üretmeleri aslında orada. Yani Naziler kendileri için bir şeyler besteletiyorlar bir sürü eser ama bu eserleri bestelemeleri yasak. Orada büyük bir gizlilik içinde. Buna çok direnmeye devam ediyorlar. Enteresan bir şey. Yani bilinçli bir direniş var burada çünkü. Evet, yani bu beni en etkileyen yönde şey bu projede aslında. Yani böyle bir direniş, disiplin. Aslında hani çok kötü şartlarda yaşıyorlar ama kendilerine bu kadar sahip çıkmaları, müziğe, oraya devam etmeleri, dayanışmaları. Bu beni en etkileyen şey bu projede. Belki yapmama sebep olan şey projeyi. Hem böyle bir inancı devam ettirmeleri hem de oradaki yaşadıklarını müzikal yolla kendilerinden sonra gelecek kuşaklara aktarmaları. Evet, evet. Ulman yeni bir formdan bahsediyor. Benim için Theresienstadt hiç kötü bir yer değildi. Yeni bir form bulmama sebep oldu diyor. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Orada yaşananları müziğe aktarmasını. Çünkü çaldığınız zaman, deşifre ettiğim zaman olduğu gibi onu anladım zaten. Bir takım simgeler koymuş ve bölüm isimleri bazen çağrıştırıyor. Klein de aynı şekilde. Özellikle sonatının son bölümünde yine bir askeri düzeni anlatıyor. İki çeşit tren
anlatımı kullanmış. İşte biri Terezin'e gelen olabilir, biri Auschwitz'e giden olabilir Terezin'den yine. Ve Ulman'ın askeri düzeni anlattığı Allemachia bölümü de Klein'in son bölümü aynı notalarla bitiyor. Bu muhtemelen anlaşılmış bir şey. Tek bir piyano var zaten. Beste yapabilecekler orada. Bir de onu da anlatmanı rica edeceğim. O piyanoyu da yani bir yerlerden buluyorlar. Kırık dökük bir piyano. Evet. Onarıyor. Yanılmıyorsam evet. Ulman onarıyor değil mi piyanoyu? Klein onarıyor. Klein onarıyor. Klein çok iyi bir piyanistmiş zaten ve anlıyormuş da piyano yapımında. Bir kaynaktan dinlediğime göre George Horner oradan kurtulan biri. Kampın dışından getirdiler diyor ama ben ona pek bilmiyorum nasıl oldu, kamptan nasıl çıktılar. Ama belki oralarda bir piyano vardı, kırık bir piyano. Ve onu birkaç arkadaş işte çok gizli bir şekilde sırtlayıp getiriyorlar. Sonra Klein tamir ediyor ve orada çalışmalarına devam ediyorlar. Ama o zamana kadar da piyanosuz koro eserleri yazıyorlar piyano olmadan. Evet, evet. Peki bir müzik arası verelim. Bahsettiğin Klein'in PA9 adlı piyano sonatının 3. bölümü dinleyelim. Evet, son piyano eseri orada yazdı. Allegro vivace biçiminde yaklaşık 3 dakika sonra birlikteyiz. Renan Hanım seslendiriyor. Evet, Gideon Klein'ın PA9 isimli piyano sonatını dinlediniz. 3. bölümdü, Allegro Vivace. Renan Koyne'nin de ifade ettiği gibi Viktor Ulman'ın 7. piyano sonatıyla aynı şekilde bitiyor. Evet, Allemachia bölümüydü. Çok ilginç, evet. Zaten şöyle bilgiler de var, kitapçıktan okuyorum. Biraz kampa geldiğinde Gideon Klein biraz daha içine kapanık birisi, değil mi? Bunalımlı birisi. Zaten öncesinde yanılmıyorsam tedavi de görmüş. Bunalımdan ötürü Ulman biraz onu açıyor. Evet. Schulde. Klein'i de. Evet. Klein zaten çok genç kampa geldiğinde. Hı-hı. Yani 20'lerinde.
26 yaşında da öldürülüyor zaten. Ve aslında o ikisi biraz lokomotif oluyorlar. Evet, değil mi? Evet. Ullman öncülük ediyor ama Klein de çok yardımcı oluyor. Tabii tabii, beraber yapıyorlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. Schul ve Klein'in hocası Alois Haba. Aynı zamanda bizden Nicilik Yazmak Sesi'nin hocası. O da aynı dönemlerde Prag'da, çünkü konservatuvarda okuyor. 30'ların başı. Evet, o yüzden mesela ekolle biraz benzerlikler ben duymuştum sonatı dinlerken. Bazı şeyler örtüşüyor. Şey için diyorum, Klein için. Yine tonal bir denge içinde çok çağdaş bir müzik. O da çok etkileyici. Evet, evet. Yani hala tonal dengeyi koruyarak. Şu da ilginç geldi bana. Mesela özellikle Klein ve Pavel Haas ikilisinde. Yani mesela o şartlar altında yeni eserler üretiyorlar. Tamam, onu söyledik zaten ama bir de mesela müziğin geleceği ne olacak? İşte işte tonal mı kalsak, işte atonal mı kaysak, işte Viyana okulu falan filan derken yani bunları da konuşuyorlar. Bunları da koruyorlar. Zaten müziklerinde çok belli. Öyle bir arayış içindeler. Yani sanatsal arayış içindeler. Evet. O da çok önemli. Evet. Bu salt bir böyle bir yani içi boş bir diriliş değil. Yani bu şey Haas ve Klein ölmeseydi çok ciddi bir ekolün devamı olacaklardı. Bir öğrenci yetiştirebilselerdi. Tonal müzik açısından ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Evet. Yani vurgulayalım, çünkü hepsi de 44 ve 45'te öldüler. Evet. Bu saydığımız isimler tam aslında bestecilerin yani olgunluk çağına girdiği, değil mi? 40'larından sonra son dönemlerinde maalesef. Klein öyle değil ama Klein yani çok o, yetenekli ve çok biraz daha iyi bir besteciymiş. Evet. Evet. O 1919 doğumlu. Yani zaten o şartlar altında çok fazla eser vermek epey güç bir şey. Yapmışlar ellerinden geleni ama bir şeyler kesilmiş orada o coğrafyada. Yani. Evet, maalesef. Çünkü şimdi aslında Çek müziği dediğimiz zaman yani Dvorak'tan tutun işte Yana Çeke, Smetana vesaire, işte Boguslav, Martinu, yani ciddi bir ekol var orada. Evet. Ve bu isimler de onların son temsilcileri aslında. Tabii Haas, Yana Çeke'nin öğrencisi zaten. Evet, kesilmiş yani orada. Evet. Bir süreliğine tabii. Neyse ki. Ama bunun eksiklikleri hissediliyordur yani müzik tarihinde. Evet, şimdi bir koro müziği dinleyeceğiz. Pavel Haas'ın Alsefot. Bunun da öyküsünü senden dinlemek istiyorum. Tabii tabii. Yine Terezinstadt'ta tabii bestelenmiş. 42'de. 42'de Terezinstadt'ın kuruluş yıl dönümü için bestelenmiş bir eser. Fakat orada İbranice bir şifre bulunmuş üstünde yazılı. Kurtuluş yazıyormuş orada. Yani bu niyetle bestelemiş. Kurtuluş olsun diye. Tekstini David Simonin'in bir şiirinden alıyor. Eski bir şiirinden alıyor. Dayanışma için çok önemli bir eser. Pavel Haas'ın Alsefot eseri. Erkekler korusu için yazdığı. Diyor ki matem tutma, ağlama ama çalış. Evet. Tabii kampın girişindeki yazıyı anımsarsanız bu farklı bir çalışma yani. Bahsedilen. Bazı şeyleri de söyleyemiyoruz biliyor musunuz? Yani insan tıkanıyor yani sözler. Dinleyelim Pavel Haas'ın Alsefod'unu. Erkekler korusu için Nazım Hikmet Akademi Korusu seslendiriyor. Şef Erdem Nusret Karakaş. Oh,
Efendim, Alsefot eserini dinledik. Direniş manasına geliyor. Pavel Haas'ın bestesi 1942'de Theresienstadt'ta bestelenmiş erkekler korosu için. Nazım Hikmet Akademi Korosu seslendirdi. Şef Erdem Nusret Karakaş'tı. Renan Cohen'in Uykudan Önce adlı albümünü konuşuyoruz. Theresienstadt toplama kampındaki 4 besteciye ait albüm. Aynı zamanda Renan Cohen'in de bir bestesi var. Biz önceki konuşmamızda ve şimdi fonda işitiyorsunuz. Bu eserin de ismi Yükseliş. Ulrich Mertin Viola'da, evet. Ve sen piyanodasın. Beste tamamen sana ait. Tüm Holokost kahramanlarının anısına evet. Bestelemişsin. Biraz da bu eserden bahsedebilir misin? Bu eser anma için yazdığım bir eser, besteledim bir eser. Tamamen o duyguyla. Birazcık saygı duruşu benim için. Bir ağıt değil ama saygı duruşu tamamen. Bir de ilginç bir şey daha var. Bu bir projeydi aslında. İlk evet. Önce bir konser olarak yapıldı. Evet. Geçtiğimiz Nisan 2015'te. Fakat bunun tabii araştırması var, içeri var. Pek çok boyutu var bu projenin. Tabii. Konserde başka besteciler de vardı, başka eserler de vardı. Yoktu. Öyle sadece mi? Bu besteci eserdi. Fakat bu projeye birisi daha dahil oldu. İlginç bir isim. Evet, evet. Gottfried evet, Wagner. Wagner. Wagner'in torununun çocuğu. Bildiğimiz yani besteci Wagner'in. Besteci Wagner'in torununun çocuğu. Wagner ailesi tabii ki çok iyi bildiğimiz gibi antisemit bir aile. Fakat Gottfried Wagner tam tersi. Hatta öyle ki kendi ailesinden de biraz dışlanmış birisi. Tamamen barış için çalışan, tamamen bu olayın ortaya çıkması için çalışan bir insan. Heyecanlı. Kamplara gitmiş, araştırmalar yapmış. Tabii, tabii. Terezin'de çok uzun zamanlar geçirmiş. Birkaç sefer oradan çok güzel bir çalışmasını seyrettik konserde. Bu arada yani albümle beraber verilen DVD de belgeselde de anlatıyor. Ben diyor yani Theresienstadt'taki her bir santimetre kareyi araştırdım diyor. Evet. Ellirdim, dokundum, evet. Baktım, ettim, yazılanları not ettim. Yani o kadar derinlemesine araştırmış birisi. Evet ve de çok savaşıyordu tabii. Çünkü Yahudiler Wagner soyadını duyunca tepki gösteriyorlar tabii. Onları anlatıyor yavaş yavaş. Ki kendi söylediği tam tersi konuda çalışmalar yapıyor. Kitapları var bu konuda. Daniel Barenboim sayesinde yani sayesinde evet. Wagner İsrail'e hatta girdi. Evet birkaç girdi. Sene önce aynen. Bir eseri seslendirdi. Çok büyük evet. Fırtınalar da koptu. Tabii öyle bir durum da var. O yüzden soyadının bakımından çok önyargılı yaklaşılabilecek birisi. Ama dediğin gibi tam tersi bir insan. Evet. Onun da dahil olması projeye çok şey katmış. Çok şey kattı. Ben çok daha fazla şey öğrendim. Tarih hakkında. Çok keyifli bir çalışma yaptık onunla. Önce bir açılış konuşması için davet ettik. Fakat o dedi ki bütün geceyi beraber yapabilir miyiz? Ben de seve seve kabul ettim tabii. Ve o tarihten itibaren bir ay boyunca saatler süren Skype konuşmalarımız, çalışmalarımız oldu. Çok çok keyifliydi benim için onunla hazırlanmak. Söyledik mi bilmiyorum. Aynı zamanda kendisi müzikolog. Yani evet. Bu alanda. Evet. Onu evet, da söyledim evet. Yani. Sadece Wagner soyadından dolayı değil. Değil, yani değil tabii mesleği ki. Mesleği de bu. Tabii ki. Müzikoloji. Peki, artık son saniyelerimize yaklaşıyoruz programımızda. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Osman Bey, sizden başlayalım. Evet, yani bu tabii yaşamakta direnmek, yaratmakta direnmek. Bunlar çok önemli kavramlar. Bazen konjonktürel meseleler, işte insanların morali bozuluyor, sanatçıların morali bozuyor... akademisyenlerin morali bozuluyor. İşte bunlar ilham alınması gereken örnekler. Yani en kötü şartlarda dahi insanlar bildikleri yaptıkları şeyin daha iyisini yapmaya çalışıyor. Daha farklı şeyler bulmaya çalışıyor. Yani bir yerde işte kötülüklerle baş edebilmenin en önemli formülü bu diye düşünüyorum. Yani o bakımdan
herkesin ders alması gereken, yani herkese esin kaynağı olması gereken bir insanlık deneyimi bu. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben mesela aynı düşüncede olan bir sanatçının filmini izlemiştim. Yaklaşık 90'ların sonuydu, İstanbul Film Festivali'nde. Francesco Rosi. Çok beğendiğim bir İtalyan yönetmendir. Onun da son filmi oldu. Bu arada Ocak ayında yitirdi kendisini. Çok güzel bir filmi vardı. La Tregua, Ateşkes diye. Orada da çok etkileyici bir şekilde bu Auschwitz'teki yaşanan olayları ben görmüştüm. Biraz daha sert bir filmdi o. Yani Spielberg'in ve diğer örneklerden daha farklı bir filmdi. İtalyan yeni gerçekçiliğin tabii son ekolüydü Rossi. İşte o da aynı düşünceyle yapmıştı filmi. İstanbul Film Festivali'nin bir konuşması olmuştu. Ve tıpkı sizin dediğiniz gibi o da bir daha asla, evet, demek için bu filmi yaptım demişti. Filmde aslında bir Yahudi olan ama aslında komünist olan bir direnişçinin kamplardan kurtuluşunu, evine dönüşünü anlatıyordu. Çok etkileyiciydi. Maalesef bu saydığımız dört isim kurtulamadı. Evet, ama çok güzel eserler bıraktılar ve çok güzel bir olgu bıraktılar, evet, arkalarında. Ve aslında yaşıyorlar. Evet. Aramızda. Evet. Evet, Renan'cığım, senin de son cümlelerini alalım. Evet, ben destekçilere çok teşekkür etmek istiyorum. Karuya Babay Vakfı, 500. Yıl Vakfı, Anadolu Kültür, Doktor Erol Hakanoğlu New York'tan destekledi. Erol Hakanoğlu da benim okul arkadaşımdır. Yani çok memnun oldum bu projeyle. Yıllardan sonra aynı projede bir arada olduk. Çok güzel. Evet efendim, Kalan Müzik'ten yeni çıktı. Holocaust'u Anma, Uykudan Önce adlı albüm Renan Cohen'in. Sigmund Schull, Gidon Klein, Pavel Haas, Victor Ullmann'ın eserlerinin yanı sıra Renan Cohen'in bir de Yükseliş adlı eserini içeriyor. Nazım Hikmet Akademi Korosu, Şef Erdem Nusret Karakaş ve Orkta Naili Ilgaz bu projeye dahil olmuşlar. Sizlere her dört bestecinin de eserinden birer örnek verdik. Efendim, Alla Turka bu hafta burada sona eriyor. Ben Ali Pınar, konuklarım Renan Cohen ve Osman Kavala'ya teşekkür ediyorum. Ve bir başka Alla Turka'da buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Bize Alla Turka 2001'den ulaşabilirsiniz, Twitter sayfamız. Facebook sayfamız Alla Turka. E-mail adresimiz ise allaturka@acikradio.com.tr. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İnşallah. Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep.